Kalamazu'daki Uluslararası Kongre'nin Orta Çağ Araştırmaları bölümündeyiz. Ebbo İncil'ini inceliyoruz. 816 ile 835 yılları arasında yazıldığı düşünülen Ebbo İncil'indeki Aziz Matta'nın resmine bakıyoruz. Havariyi İncil'in üzerine eğilmiş, heyecanlı bir şekilde bir şeyler yazarken görüyoruz. Bu İncil, klasik tarzdaki İncil'lerin aksine enerjik ve dışa vurumcu bir tarza sahip. Aynı döneme ait diğer incillerde bile daha durağan ve idealleştirilmiş bir tarz hakimken bunun kesinlikle kendine has bir tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Havari tüy kalem kullanıyor. Bu resimde yazı yazmak için orta çağda kullanılan aletleri görüyoruz. O günlerde insanlar bir ellerinde tüy kalem, diğer ellerinde de boynuzdan mürekkep kabıyla yazı yazıyorlarmış. Bazı orta çağ el yazmalarına ait görsellerde ise bir elde tüy kalem, diğer elde ise sayfayı sabitlemeye yardımcı olan bıçağı tuttuklarını görüyoruz. Havari yazıyı Hristiyanlıkla birlikte popülerleşen kodekse yazıyor. Bu kitabı gördüğünüz anda fark edilen ilk şey coşkulu çizgileri. Resmi kitabı ebboyu ve bu kitabı hazırlayan sanatçıyı ve yarattığı coşkulu çizgileri gördüğümde aklıma Utrecht Zeburu geliyor. Herhalde Carolanj dönemi sanatçıları klasik çizim stillerini böyle yorumluyorlardı. Buna rağmen bu resimde gördüğümüz stil diğer Carolanj dönemi eserlerinden farklı. Resmin üst kısmı klasik stile daha yakın. Binalardan oluşan bir manzara görüyoruz. Sağ üst köşede Aziz Mattan'ın simgesi olan kanatlı bir adam var. Her bir havarinin kendi simgesi vardı. Bu simgeler vahiy kitabıyla ve dört kıyamet canavarıyla bağlantılıydı. Bu canavarlar erken dönemlerden itibaren havarilerle ilişkilendirilmişlerdir. Matta kanatlı insan, Markos kanatlı aslan, Luka kanatlı boğa, Yuhanna ise kartaldı. Karolenj terimini kullanırken aslında tarihsel açıdan Charlemagne döneminden ve bu dönemde ortaya çıkan sanattan bahsediyoruz. Charlemagne milattan sonra 800 yılının Noel gününde Kutsal Roma İmparatoru ilan edilmişti. Büyük bir reformcuydu. Sanatçıları, antik kitapları ve eserleri incelemeleri ve onları örnek alarak çalışmalar yapmaları konusunda destekleyerek bir sanat reformu başlattı. Orta çağdaki birçok sanatçının aksine antik çağdaki sanatçıların tarzları daha naturalistti. Charlemagne, Hristiyanlığın erken dönemindeki özellikle de Roma İmparatoru I. Konstantin dönemindeki sanat tarzını tekrar canlandırmaya çalışıyordu. Karolen sanatçılarının perspektif ile ilgilendiklerini, boyutları ve figürleri daha gerçekçi ve mümkün olduğunca üç boyutlu temsil etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sanatçının bunu yapmak için uyguladığı yöntem de etkileyici. Bacak, ışık kullanılarak ön plana çıkartılmış. Bu coşkulu çizim tarzı ışıklandırma ve gölgelendirmenin etkili kullanımına olanak sağlıyor. Gölgeler arka planda kalmış. Sanatçı bize mattanın üç boyutlu bir görselini vermek için çabalamış. Ama buradaki tabure için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tabure mattanın oturduğu yere göre tuhaf bir açıda bulunuyor. Gerçekçi görünmüyor çünkü kitabın ayaklığında kısaltma uygulanmamış ve kitabın durduğu yer fazla yassı. Böylece kitap olması gerektiğinden farklı bir şekilde izleyiciye gösterilmiş oluyor. Teknik olarak olmasa da mantıken kitabın orada olması çok normal çünkü eserde havari için önemli olan yazma ve derleme konusu vurgulanıyor.